muhteşemsiniz. Harabilerin saltanatını yıkmaya hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız gençler? Yarın 14 Mayıs Anneler Günü, biliyorsunuz değil mi? Annelerimize ne hediye alacağız, ne götüreceğiz biliyorsunuz değil mi? Gençler, ses istiyorum şimdi. Hani bunlar sıfırlamayı seviyorlar ya, bilgisayarın delete tuşunda bunları sıfırlamaya var mısınız? Şaşırdı kendini, türküler söylüyor. Türküler söylüyor, beraber ıslandık bu yollarda diyor. Biz de şunu söylüyoruz. Ey tek adam, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Bay bay Erdoğan, bay bay, bay bay. Annelerimizin ahı var. Aman ha, annelerimizin ahı var. Annelerimizi ağlattılar bunlar. Depremde enkaz altında analar can verdi, çocuklar ağladı. Çocuklar can verdi, anneler ağlandı, bunlar çadırı sattılar, kamı sattılar. Bu deprem suçlarının hesabını soracağız. Nevroz'da Kemal Kurkut arkadaşımızın annesini ağlattılar. Çorlu'da Mısra Öz annemizi ağlattılar. Haftalardır cumartesi annelerimizi gözaltına alıyorlar. Bunların hesabını soracak mıyız arkadaşlar? Soracak mıyız? Çocuğu aç, yatağa giren anneleri ağlattılar. Beslenme çantasına ne koyarım, bunu düşünen annelerimizi ağlattılar. Bakın bugün 13 Mayıs. 13 Mayıs'ı unutmayız. Soma'yı unutmayız. Soma'da 301 madenciye kıydılar. Yüzlerce çocuğu yetim bıraktılar. Yüzlerce anayı ağlattılar. Şimdi bir misafirimiz var arkadaşlar. Manisa'dan, Soma'dan yitirdiğimiz canlardan biri, maden işçisi Uğur Çolak'ın annesi, bugün burada kendisini sahneye davet ediyorum. Manisa milletvekili adayımız. Hep beraber hesabını soracağız. Bir cümle söylemek ister misin? Soma'nın davası 5 yıl sürdü. 5 yılda bir karar alınmadı. Suçlular 6 gün bile yatmadılar. 301'in toparlarsa adaleti. Adaleti hala arıyoruz. 9. yılı doluyor. Sanmasınlar ki biz gülüyoruz. Sanmasınlar ki bizi çok mutlu ettiler. Sanmasınlar biz de adalet vermeyince mutlu değiliz. Annemizi alkışlarla gönderiyoruz. Onlar Soma'nın patronlarını aday olarak karşımıza çıkardılar. Bir tutuklu kalmadı, bir tutuklu. Bizim adaylarımız, annelerimiz, o işçilerin hesabını onlardan soracak. Tek adam gidecek, yerine ne gelecek? Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na diyoruz. Bir oy Yeşil ve Sol Parti'ye diyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı geliyor. 15 Mayıs'ta gün açılıyor arkadaşlar. Önümüz açılıyor. Biz bağımsızlık diyoruz. Biz laiklik diyoruz. Biz emek diyoruz. Özgürlük diyoruz. Eşitlik diyoruz. Kadınlar, gençler diyoruz. Biz Kürt sorununda demokratik çözüm diyoruz. Denizlerin idam sehpasında haykırdığı gibi yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği.
ben Aleviyim dediği için siyasi dince uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu görünce biz de diyoruz ki inadına hepimiz Aleviyiz. Ben Kürt haklarını, Kürt halkını savunuyorum dediği için cezaevine atılan Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarını görünce inadına hepimiz Kürt'üz diyoruz. Türk ve Kürt emekçiler işçi ve emekçi cumhuriyetini hep beraber kuracağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Gençler, sorum size. Hazır mısınız? 10 puanlık soru ha. Ampulü icat eden mucidin adı ne? Ne? Edison. Bakın, Edison'a sormuşlar. Sen bu ampulü bulana kadar kaç deney yaptın? Tam demiş. 999 deney yaptım demiş. E niye 1000 tane değil demiş. E 1000'de ampul bulunacaktı da ondan demiş. Şimdi biz bu ampulü göndermek için 21 yıldır deney yapıyoruz arkadaşlar. 22.ye tahammülünüz var mı? Var mı? Ya var mı? Yarın gönderiyor muyuz? Gönderiyor muyuz? Bekir Bozdağ demiş ki bunlar 14 Mayıs gecesi seçimi kazanırsa şampanya patlatacaklar. Bak ey Bekir Bozdağ, ben sana bir şey söyleyeyim. Buradan Yeni Kapı Meydanı'nda biz şampanya patlatmasını bilmeyiz kardeşim. Ama ampulü patlatmasını çok iyi biliriz. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Zafer bizimdir.